O ne büyük bir musibettir. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Musibetler insanlar arasında eşit şekilde bölüştürülmüştür. İmam Hasan Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Musibetler ecrin anahtarlarıdır. Hazreti İmam Bakır yanında evladının mateminden şikayette bulunan birine şöyle buyurdu. Allah'ın kendisine ecir vermek için müminin mal ve evlatlarından en iyisini aldığını bilmiyor musun? Hazreti Ali kendisine musibetlerin en şiddetlisi nedir diye sorulunca şöyle buyurmuştur. Dini musibettir. Yine İmam Bakır Aleyhisselam buyurdu ki, akılsızlık gibi bir musibet, yakın azlığı gibi bir akılsızlık, Allah'tan korkmamak gibi bir yakın azlığı ve hüzün azlığı gibi bir korku azlığı ve günahı az görmek ve içinde bulunduğun halden hoşnut olmaktan daha büyük bir musibet yoktur. Hazreti Ali, en büyük musibet ve mutsuzluk dünyaya bağlanmaktır. Musibetlerin en şiddetlisi cehaletin üstün gelişidir. İyilerin en büyük musibeti kötülerle geçinmek zorunda kalışlarıdır buyurmuştur. İmam Sadık Aleyhisselam musibet esnasında şöyle buyururlardı. Musibetimi dinimde karar kılmayan Allah'a hamdolsun. Ve yine Allah'a hamdolsun ki dileseydi musibetimi var olandan daha büyük ve şiddetli kılardı. Ve yine olmasını istediğinde olan iş sebebiyle Allah'a hamdolsun. İmam Sadık Aleyhisselam, oğlunun ölümünden dolayı tahammülsüzlük gösteren birine şöyle buyurdu. Ey adam! Sen küçük musibete bile tahammülsüzlük gösteriyorsun. Büyük musibetten ise gaflet ediyorsun. Eğer oğlunun gittiği yere hazır olsaydın, asla onun için tahammülsüzlük göstermezdin. O gün için hazır olamamanın musibeti, oğlunun musibetinden daha büyüktür. Yine İmam Sadık Aleyhisselam, baş sağlığı dilemenin anlamı hakkında buyurdu ki, eğer bu ölünün ölümü seni Rabbine yakınlaştırmış veya günahından uzaklaştırmışsa, bu musibet değildir. Senin için bir rahmet ve nimettir. Eğer onun ölümü sana öğüt vermemiş, seni günahından uzaklaştırmamış ve Rabbine yakın kılmamışsa, senin taş kalpliliğinin musibetidir. Allah'ın kitabında şöyle buyurulur. Muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. Sabredenlere müjdele. Onlara bir musibet geldiğinde biz Allah'ınız ve elbette ona döneceğiz derler. İmam Bakır Aleyhisselam buyurdu ki, dünyada kendisine bir musibet ulaşan mümin istircada bulunursa, Allah ateşi farz kıldığı büyük günahlar dışında onun tüm geçmiş günahlarını bağışlar. İmam Sadık Aleyhisselam da şöyle buyurdu. Her kime musibet anında istircada bulunma ilham edilirse, ona cennet farz olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir aileye musibet iner, onlar tahammülsüzlük ederler. O esnada yanlarından biri geçer ve istircada bulunur. Böylece oradan geçenin ecri, o musibet görenlerin ecrinden daha çok olur. Yine bir başka hadisi şeriflerinde şöyle buyurdu. Her kim şu dört şeye sahip olursa Allah'ın büyük nurunda olur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın peygamberi olduğuma şehadette bulunmak, bir musibete uğrayınca şüphesiz biz Allah'tan geldik ve ona döneceğiz demek, bir hayır yaptığında alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun demek ve bir günah işlediğinde ise Allah'tan mağfiret dilerim ve ona tevbe ederim demek.